Koymak merhaba, yaralıların olduğu bilgisi var. Kaç yaralı var, durumları ağır mı, kaza neden yaşandı? Anlatır mısın bize oradaki durumu? Evet, tramvay kazasıyla birlikte kelimenin tam anlamıyla deyim yerinde ise yürekler ağza geldi. Topkapı Hafifler Hattı'nda Topçular durağında gerçekleşti kaza ve o andan itibaren bulunduğumuz yerde teyakkuz hali oluşmuş durumda. Kaza nasıl meydana geldi ben onu anlatırken kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz da 24 canlı yayında size olay yerini gösteriyor. Topçular tramvay durağı burası. Bir tramvay sabit halde duruyordu. Yanaşmıştı durağa, yolcu indirip yolcu bindirecekti ve o sabit olarak beklerken arkadan ona başka bir tramvay hızlı şekilde çarptı. Büyük bir çarpmaydı bu ve o çarpmanın etkisiyle yaralananlar oldu. Elimizdeki bilgiye göre 13 yaralı olduğu bilgisi var. O yaralılardan bir tanesi arkadan çarpan tramvayın makinisti ve elimizdeki bilgiye göre makinistin durumunun biraz ağır olduğu bilgisi var elimizde. Ve ekipler olaydan sonra çok kısa süre sonra buraya geldi. Sağlık ekipleri, polis ekipleri, itfaiye ekipleri. Çünkü kazadan hemen sonra, çarpmadan hemen sonra dumanlar yükseldiği bilgisi de var. Ve hemen Topçular İstasyonu'nun A kapısı tamamen kapatıldı. B kapısı güvenlik kuvvetleri polis tarafından tutuldu. Giriş çıkışa izin verilmiyor. Şu anda kazaya karışan iki tramvay gördüğünüz istasyonun hemen altında. Hemen altında ve olay yeri inceleme ekipleri orada detaylı bir çalışma yapıyor. An itibariyle kazanın neden gerçekleştiği, kazanın sebebine ilişkin çok net bilgi olmamakla birlikte bir kez daha altını çizelim. Bir tramvay sabit duruyordu. Yolcu indirip yolcu bindirecekti ve hemen akabinde ona arkadan büyük bir hızla bir tramvay çarptı ve dediğimiz gibi 13 yaralı olduğu bilgisi var ve o 13 kişiden biri arkadan çarpan tramvayın makinisti ve bir kişinin o makinistinde durumunun ağır olduğu bilgisi var. Görgü tanıklarıyla konuştuk. O anda içeride olanlarla konuştuk. Manzaranın oldukça üzücü olduğundan bahsediyorlar. Çarpmanın etkisiyle kısa bir süre sonra, çarpmadan sonra kıvılcımlar ve dumanların yükseldiğini söylediler ve elbette hiç şüphesiz büyük panik yaşanmış. Çocuklar, kadınlar çarpmanın etkisiyle birlikte çığlık çığlığa dışarı çıkmaya çalışmışlar ama hemen ekipler buraya geldi. Olayı kontrol altına almaya çalıştılar ve şu anda da Ahmet size gösteriyor. Bakın durağın A, burası B girişi polis tarafından tutulmuş durumda. A girişi de tamamen kapatıldı. Seferlerde durum ne? Az önce anonslar yapıldı. Seferlerin şöyle bir anons yapıldı. Teknik bir arızadan dolayı seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı noktasında bir anons yapıldı. Orada teknik bir arıza olduğu bilgisi verildi. Ancak eldeki bilgilere göre dediğim gibi kaza bu şekilde, anlattığım şekilde meydana geldi. Yaklaşık bir saat önce meydana gelmişti. Ekiplerin an itibariyle tramvay üzerindeki incelemeleri devam ediyor. Bakın bir olay bir inceleme ekibi tramvayın yanından çıktı. Ahmet sol tarafına dönersen incelemeleri gerçekleştirdiler. Raporlarını tutuyorlar. Elbette olay yeri inceleme ekiplerinin raporlarından sonra kazanın neden gerçekleştiğiyle ilgili net bilgileri daha net ve sağlıklı şekilde alacağız. Aksamalı olarak yapılabiliyor seferler. Ancak dediğim gibi incelemelerde yoğun şekilde devam ediyor ve tahmin ediyorum ilerleyen saatlerde kazanın kesin sebebine ilişkin çok net ve sağlıklı bilgi alacağız ve onu da elbette 24 ekranlarında aktarırız diyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Yavuz Oymak. Kolay gelsin diyelim.